Ay, kaç saattir? Tripod ayarlamaya çalışıyorum. Bir türlü görünemedim yani. Geri gidiyorum, ileri gidiyorum. Yani yerinde oturamayan biri olunca haliyle benim durumum da normal yani. Vahim biraz ama kendi kendime de konuşuyorum böyle. Neyse konuşayım. Yapacak bir şey yok. Ay. Evet. Kimler geldi? Biraz bekleyelim. Birileri gelsinler. Bunları YouTube'a atmadan önce buraları kırparsanız çok sevinirim. Zerrin Hanım. Zerrin merhaba. Birgül hoş geldin. Eylem de geldi. Yetiştin. Evet. Gerçek Gülsüm Karakurt katılmış. Ayşegül Gedikoğlu hoş geldin. Nurcan Taş sen de hoş geldin. Arkadaşlar bugün hiç aklımda yokken şuradaki şey de geçmedi gitti. Size polyester çerçeveye kafesle bir çalışma yapalım diye düşündüm. Kafayı nereye koydum? Bakın şu kafes telleri var ya, kestim ben. Hazırladım bundan bir tane. Merhabalar Sedef, hoş geldin. Nazlı Peker, Müge, Melek Şen. Hocam nerelerde? Vallahi ara sıra ortalıkta dolanmaya çalışıyorum ama çok da dolanamıyorum. Bakın hep görürsünüz Pinterest'te falan böyle çerçeveler çok modadır. Ben de bayılıyorum kendilerine. Polyester candır zaten. Esra Hanım merhaba. Selda Hanım merhaba. Aa, özleniyorsam güzel bir şey bu o zaman. Serap hoş geldin. Neyse. Ben konuşurken daha projeyi de nasıl yapacağım bilmiyorum da bir dedim hep altınını yapayım, yok öyle yapayım, yok böyle yapayım. En sonunda pudra yapayım diye düşündüğümü hatırlıyorum. O zaman nedir olayımız? Pudra pembe ile Bismillah başlayayım. Soruluyor genelde arkadaşlar boyaya su sıkıyorum. Yurdanur Hanım hoş geldin. Zehrası. Demir Demir, Zeynep, Gökçe, Nuran, Asiye, Asiye Demircan Şahin ben bile geldim demiş. Teşekkür ederim Hülya. Yonca. Yonca Sultan. Yonca hocamız. Gül Özdağ'ın kızıdır, Rich'in hocasıdır. Tanıtayım kendisini. Aranızda bilmeyenler varsa şayet. Gel. Ya arkadaşlar, varak miksiyon vardı ya, hep varak yapmak için bir miksiyon kullanırdık. Şimdi Rich şeyi olarak, sprey olarak çıkardı. Bunun üzerine de yapmayı düşünmüyor değilim ama projelendirdiğim bir şey değil. Hep birlikte bugün Cuma, lay lay lom. Daha ben atölyedeyim. Atölyedeyken bir yayın açalım mı? Açalım dedim. Çünkü sık sık yayın açamıyorum bu aralar. Hoş geldiniz. Polyester boyarken ne yapıyorduk? Fırçamızda dik vuruşlarla boyarsak dönüp dönüp boyamamıza çok fazla gerek kalmaz ve rahatlıkla rahatlıkla boyarız. Çünkü oymalı, girintili, çıkıntılı olduğu için. Evet Arzu, bu firmada çok şey kolay. Şükür. Yani sektör adına yapılan her şey hepimizin yararına. Hobi olmaktan çıkıp eziyete dönüyordu. Artık çok şükür hobi olarak. Gel Eylem gel. Kaynat dersi.
Yasemin Hanım hoş geldiniz. Yok ya, nerede, ne göz kamaştıracağım. Halimi bir görseniz. Bugün Rich'ten boyalar geldi. Sürekli geliyor zaten. İnanın boya dizmekten, elimi koldu, kaldırıp indirmekten artık yani saçımı toplayacak halim yok. Ama boya yapmaya her zaman halim var tabisi. Sen kaynattırmazsın ki diyor. Şimdi mesela Salı Perşembe ekibinden Nuray aramızda. Kursiyerlerden. Ay ne fena bir hocayım eğitmenim artık. Arkadaşım ne derseniz deyin. İnanamazsınız yani. Ders hafif bir akmaya kaymaya başlayınca. Ooo Vasilis welcome. Ay bayılıyorum bu adamın tasarımlarına. Bak. Heyecan yaptım şimdi. Nasılsa anlamıyor da. Ayşe Altıntaş'la arkadaş olan var mı arkadaşlar? Ben ona demin bir şey sormuştu. Yazmıştım. Yayını bilmiyor herhalde. Oradan cevap veriyor. Yukarıdan geliyor. Hello. Welcome. Nasıl desem, adama şimdi kalp mark da yapılmaz ya. Vasilis. Muhteşem bir usta. Muhteşem cidden. Tarzı falan çok güzel. Çok farklı. Gerçi Antonis'in de öyle farklı da. Yani neden erkekler bizim ülkemizde çok fazla bu işle ilgilenmiyor acaba? Birsel hoş geldin. Aa, pudra pembe de var ya, gerçekten pudra pembe yani. Ciddi söylüyorum, şimdi yaklaştıracağım size. Tek kattaki mükemmelliğe bakın ve bu akrilik. Multi değil, normal. Akrilik. Hello to all the Turkish friends. Hemen biriniz bir şey yazın. Stella'yı da çağırın bak. Stella'yı unuttum ben. Unutmadım Stella'mı, asla unutmam da. Yayın birdenbire hadi açayım bari bir yayın dediğim için yazmadım. Serpil Uslan hocam hoş geldiniz. Işık parlıyor. İnanın demin 3 dakika önce tavana tırmanıp ışığın tekini söktüm. Hatta ampul sıcakta elim yandı. Pudra pembeyle muhteşem böyle İngiliz on tarzı şeyler yapabilirsiniz. Gidip para vereceğinize. Ayşe Altıntaş geldi. Ayşe ile arkadaş olan çağırsın diyordum. Alın kendiniz boyayın. Kendi tasarımlarınızı, kendi renklerinizi kendiniz oluşturun. Renkleri karıştırarak. Ay Nesrin Hanım aşk olsun. Niye görünmez olacaksınız? Ya inanın siz görünmez miyim diyorsunuz. Ben herkesi okumak istiyorum. Bu sefer de çıkıyor birisi işi bitir diyor. Hello Ayse. Bakın Vasilis'i Türkiye'de tutalım kızlar. Yani Vasilis önemli. Benim için çok önemli. Severim kendisinin tasarımlarını. Stella'nın arkadaşı. Stella varken de biz konuştuk. Tabii Stella'nın yardımıyla. Yoksa benim Rumca'yla uzaktan yakından alakam yok. Anneannem süper konuşurdu. Şimdi kafamı taşlara vuruyorum. Niye öğrenmedim diye. Zaten işe yarar bir şey öğrensem şaşarım kendime diyeceğim. Allah'tan şunları yapmayı öğrenmişim. Hoş geldin Deniz Hocam.
Arkadaşlar Deniz hocamız da Alanya'da kağıt rölyef hocası atölyesi var. Belki tabii kesin değil fakat bir Alanya'da workshop gibi bir şey düzenlemeyi düşünmüyor değilim. Geçen gün bir kandırdı beni yani kanıma girdi kandırdı derken bir ikna etti beni gibi bir şey. Nesrin Hanım neden başlayamadınız? Başlayın. Başlamak bitirmenin yarısı değil hepsidir bence. Önce cesur olun, yapın, bozun, bozun, yapın derken hata yapa yapa yapmamayı, doğruyu yapmayı göreceksiniz. Ve sizin de her yiğidin yoğurt yiyiş şekli farklıdır. Kendinize göre tasarımlarınızı oluşturduğunuzda kendinize göre bir tekniğiniz, bir dokunuz oluşacaktır. Ya olur mu Emine ya? Bilseydim ne iyi olurdu şimdi. Harika olurdu, muhteşem olurdu, süper olurdu. Ah, yayın kesildi. Nasıl yani? Hayır, sadece akrilik, pudra, pembe. Sadece pudra, pembe. Başka hiçbir şey yok yani. Ay, böyle bile muhteşem oldu dermişim. Bakın, yanlış da anlaşılmasın. Bunu böyle muhteşem oldu falan derken kendimi övmüyorum. Hemen bazılarına öyle gelebilir. Çünkü kişi kendin gibi bilirmiş işi. Ben onun için demiyorum. Hani bu rengi tavsiye ettiğim için söylüyorum. Yoksa bunu dümdüz herkes boyar. Benim 10 yaşında kızım da boyuyor. Marifet değil yani. Marifet olduğu için demiyorum. Güzel bir renk, güzel görünüyor. Tavsiye ederim. Yaparsınız, yapmazsınız bilemem. Ama her yayında da ağzımdan ne çıktı, aman şu şöyle der mi diye de dert edemem, düşünemem yani. Hiç öyle biri değilim. Fatoş'un dediği gibi atarlı bir kadınım. Haram. Alanya'ya da benden sevgiler. Teşekkür ederim Alanya'ya. Alanya'dan aldığım güzel iltifatlara, Deniz hocama. Yazı kaçırdık Alanya sahillerinde bir oturamadık ama. Sprey vernik değil, su bazlı vernik kullanıyorum ben genelde. Evet, bu tür süs objelerde kullanabilir misiniz? Kullanırsınız. Ay, renk görünüyor mu acaba? Tam da görünmüyor ama inanın görünmek için oraya tripodun önüne kadar geleceğim. Bir bitireyim kendiciklerini. Dediğim gibi renk olarak çok beğendim. Muhteşem. Ha, evet değil mi Ayşegül? Siyah üzerine metalik bakırla. Çok güzel. Evet, bir ara onu da çalışayım bak. İyi hatırlattın. Arkalarını siz tabisi boyayın. Ben burada 10 saat arkasını boyayacağım diye sizi burada tutmayayım. Teşekkürler Hikmet Nur Hanım. Heh, Stella geldi. Türk kızı da geldi. Tabii böyle 8 çizerek bel hareketi yapıyorum falan dermişim. Thank you Vasilis. Yunanistan'a gidecektim. Vasilis'le çalışacaktık. Hiçbir olmadı. Benim ihmalkarlığım yüzünden. Gidemedim. Onların şimdi fuar var. Ben kaldım burada. Lavinia Lavinia. Bizim grubun şiir tadındaki kadını. Ve şunu arkadaşlar unutmayın. Boyarken Islak görünüm var ya, parıl parıl görünüyor. Kuruduğunda matlaşır. Vernik sürdüğümüzde yeniden o ıslak halini elde ederiz. Bu da demektir ki
boyayı kullanırken ıslak hali neyse vernikledikten sonraki hali de o alacakmış. Ay benimle birlikte ders göstermek istiyor. Aa, ne diyorsun? Süper olur. Stella, Vasilis'e söyle onur duyarım, gurur duyarım. Teşke, yani çok sevinirim. Ona bayılıyorum yani. Süper bir tasarımcı, yetenek. Ha, ondan yoktun Lavinia. Sağ ol Serpil hocam. İknur Hanım hoş geldin. Yeliz Vildan Sapür, siz de hoş geldiniz. Yani muhabbet etmeye tırsıyoruz arkadaş. Nasıl bir şeydir bu? Yok canım, yayına alamam. Bulaşık makinesi boyayacağınız için size taş vernik gerekmez. Normal high gloss. Normal değil de high gloss olan Rich'in serisindeki vernik bulaşık makinesinde çok rahat işinizi görecektir. Taş verniği uygulamayın. Taş kale bodur gibi yüzeyde öneriyoruz ama çok çok da gerekli değil. Oo, seni kazana düşürür müyüm? Asla. Fatoş. Benden ve Vasilis'ten sevgi. Vasilis yanında mı Stella? Yoksa o ayrı bir yerden mi gidiyor? Anissa merhaba. Neredesin Hikmet Hanım sen gerçekten? Yoksun. Bakın bakın şimdi pudra pembeye bir bakın. Diyeceğim size. Oh. Yani dolanacağım bir yere düşeceğim. Şimdi şu görüyor musunuz rengin güzelliğini? Tek kat pudra pembe. Bu şekilde mat kalsın isterseniz mat vernik uygulayın. Ama parlak olsun istiyorsanız parlak vernik uygulayabilirsiniz. Burada ikisini de uygulayabilirsiniz. Çünkü üstünde şey yapmadık. Soyma, moyma, yonma, morma bir şey yapmadık. Verniksiz olursa aman kendim kayboldum. Ay dedim ne oldum, telefondan mı düştüm? Hadi yayından düşemeyeceğime göre buradayım çünkü. Verniksiz yaparsanız arkadaşım şimdi boya zaten zemine güzel tutunuyor. Boyada sıkıntı yok. Fakat vernik sürerseniz üstü şeffaflaşır ve silinmeye çok daha elverişli olur. Yani atıyorum verniksiz elinizdeki bezinizde hafif toz kiri var, ne olur bu boyaya yapışır. Burada da firmanın hiçbir suçu yok. Ama vernikli olursa güzel nemli bezle tozunuzu alırsınız. Titiz Hanım olarak tarihe geçeriz. Kadınlar biz illa bir şey temizlemek zorundayız ya, o açıdan anlatıyorum. Yes, polyesterim olay. Yani bir şey demiyorum. Ne yapacaktım ben? Bir dakika. Ben hafif renk vermek istiyorum bazı yerlerine. Rich Multi Surface kırmızı. Hocam derse ne zaman başlayacağız? Ya ne zaman başlayacağız da vallahi bilmiyorum ki. Ben de çok merak ediyorum ne zaman başlayacağımızı. Au! Yanımda modem var, üstüne şey sıkıyorum. Bakın.
Ben üstüne güllerin olduğu yere pat 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 kırmızılar sürüyorum. Sonra da onları siliyorum. Ne gerek var değil mi yapmaya, ama yapıyorum işte öyle. Bir arızayım ben. Göremeyeceğim yorumlarınızı, şarjım bitiyor. Bütün gül olan yerlere şöyle hafif hafif fırçamda kalanla geçiyorum ki tabii olaya da bakmıyorum. Şuraya da iki gül koymuşlar. Görmemişim, pardon. Dursun Hanım, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sonra eskitme pudrasıyla da yapabilirsiniz ama şu an ben yanıma almadığım için eskitme pudramı, elimde kar tanesi var ve bununla eskitme fırçamı alıyorum. Ya ama ya, kapanma lütfen, göremeyeceğim sizi vallahi, kendi kendime konuşur dururum. Fazlasını aldım. Şöyle yapayım size de. Nasıl yapayım? Şöyle mi yapayım? Önce baskın, gerçi sildik. Rengimizi biraz daha kırdık. Gördünüz mü? Görüyor musunuz? Şimdi komple geçeceğim. Tripodu yaklaştırsam sizce mahsur olur mu? Görmenizi istiyorum çünkü. Tabii bunu yaklaştırıp da buraya kafama da düşürebilirim. Evet, ancak bu kadar. Şöyle yapayım o zaman. Şimdi bu şekilde, bakın şuradaki netlik var ya, ben amacım o netliği yumuşatmak. Bunun için de komple süpürüyorum çerçevemi. Bakın. Evet, eskitme pudrasıyla da süpürebilirsiniz. Ama benim elindeki Multi Surface kardelenle, bakın. Fırçamdan fazlalığı aldığım için fırçamdaki boyanın toz hali bana yetiyor. Toz derken yani az bir şey hali. Bana rahatlıkla yetiyor. Şimdi net halde görebilirsiniz şöyle. O cırt cart duran halinden eser kalmadı. Bakın. Lütfen Richobi'den rica ediyorum, bana buraya bir stüdyo kursun. Işığım falan yetersiz yani. Parlıyor. Çok hafif yapraklara yeşil girmek istiyorum ben. Çok böyle flu 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 girmek istiyorum. Fakat
Giremiyorum. Neden giremiyorum? Yanımda kontür fırçam yok. Neyse, bir dakika. Şimdi arkadaşlar, Word Amber yağlı boya. Elimde. Neden elimde? Şu çiçeklerin olduğu oyma taraflarına girmek istiyorum. Ya bakın, aslında polyester boyamak düz boyamak değildir. Yani bu değildir derken, evet, düz de boyayabilirsiniz. Kimse size bir şey diyemez. Ama gerçekten polyester boyamak keyiflidir. Detayların hakkını verdiğinizde çok çok daha güzeldir. Bakın, başladınız görmeye sanırım. Tabii ben buradan görmüyorum ne yazdığınızı. Böyle görev icabı kilitlenmiş durumdayım. Her zaman çok net çalışmayacağınız şeylerde fırçanızın söktüğünü sandığım lamba yandı, iyi mi? Fırçanızdaki fazla boyanızı alın. Bu işinizde sizi daha rahat ettirecektir. Zaten çerçevemin şu boşluklarda dahi doku var. Görmeye başladınız mı bilmiyorum. Fakat sonrasında da göz yoran yerleriniz olursa istediğiniz gibi silebilirsiniz. Derinlik verdiğiniz her şeyde, arka fonu kararttığınızda ya da koyulaştırdığınızda, ön fonda, ön tarafta açıklık bırakırsanız, perspektifte nasıl öndeki daha büyüktür, canlıdır, büyük haldedir. Burada da işte onu sağlamış olursunuz. Derinlik vermek istememin sebebi benim bu. Yani ben öyle hayal ettim. Siz farklı hayal edin. Tabii ben telefona bakmıyorum. Bazı yerlere daha koyu girebilirsiniz. Bakın, yavaş yavaş olayım ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdik gelelim birazcık ışıltıya. Bunun için folyo olarak acaba ne yazıyorsunuz? Dur. Bir dakika müsaade edin de bakayım. Tıklıyorum kafama göre çünkü. Bu yaptığınız çekiliş, bunun çekilişi yok mu? Vasilis patina falan mı yazmış? Yasmin, how you put patina? Yok, I love you. Ne dedi anlamadım. Benim İngilizcem hiç yok ya. Valla burada açık açık da söylüyorum yani. Aslında rasti ile falan, ne rastisi, eskitme kremi ile yapabiliriz bu tür çalışmaları. Fakat şu an elimde varak spreyi var. Folyo varak. Işıltılar veriyorum. Aylin, hoş geldin.
Bir bakıyormuşum elimdeki varak sıklığı değilmiş. Bana belli olmaz yani. Olur mu olur. Herkesin yaptığı hataları ben de yapıyorum. Ben belli belirsiz olsun diye bunu uyguluyorum. Çok böyle çatır çutur car car bağırsın bir çalışma şu an istemiyorum. Ama siz isterseniz altın rengi boyayabilirsiniz. Birçok tekniği bir arada kullandığınız zaman görüntünüz çok çok daha karmaşık ve hoş olur arkadaşlar. Karmaşık derken yani tabii bakın şu an başladı yavaş yavaş. Ay yemin ediyorum göstereceğim diye canım çıkıyor ya. Heh, görüyor musunuz pırıltıları? Bitince resmini çekerim anca öyle anlarsınız. Şu an çünkü gerçekten atölyedeki ışık ortamı çok kötü. Ve aslında beklemem gerekiyor da. Üfle Yasemin. Bekleyince daha güzel yapışıyor ama ben çok net olsun istemediğim için. Tabii bu varak spreyi ile alakalı çalışmalar yapacağım size inşallah nasip kısmet olursa şayet. Arkadaşlar folyo varağımızın bir de özelliği varmış. Yıkanabiliyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Sonra fabrikaya gittiğimde seçkin beyler söylediler, Yonca hocamlar. Yıkayabiliyormuşuz. Yani tişörtlere ya da ne bileyim yastıklara falan uyguladığımızda bizim varak yıkanabildiği için güzel şeyler yapabiliriz aslında. Rölyef varak göstermek istiyorum size. Bir ara göstermiştim. Ay çerçevem de yıkılıyor. He. Övünmek gibi olmasın da. Şu madalyonumuzu bir baskınlaştıralım yani. Ben bu spreyi niye sevdim biliyor musunuz? Varak miksiyonunu fırçayla sürüyorduk. Net sürüşler oluyordu. Az çok yapamıyordun. Hepsi gayet şey oluyordu. Ama böyle baksanıza. Şimdi bir çekiyorum. Ay bazı yerleri parlamış oluyor. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Teşekkür ederim. Riçe. Bunu benim için çıkarttı. Desem de inanmayın tabii. Öyle bir şey yok. Evet, şimdi işlemim bitti bence. Size yaklaştırayım. Şöyle bir üstten, yandan, sağdan, soldan nasıl gösterebilirsem. Bakın, varak gayet net parlıyor. Biri de beni arıyor. Arayan da Ceylin. Çok enteresan olmuyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar, çerçevem gördüğünüz gibi sıra geldi arkasına kafes telimi yerleştirmeye. Bakın. Bu telle birlikte. Bunu ister yatak odanızda takılarınızı asarsınız. Salonda kullanabilirsiniz. Üzerine farklı bir obje. Ben normalde bunu şöyle yapacağım. Benim burada cintan çalan bir meleğim var. Onu buraya takacağım. Buraya yapıştıracağım. Tabii ama
önce şunu nasıl yapacağımızı görelim diye düşünüyorum. Şimdi kafes teli sıkıntılı bir malzeme. Meşhur hızlı yapıştırıcıyı bilirsiniz zaten. Her yerde kullandığım. İlk önce dört kafadan tutturuyorum. İyice gererek. Bakın şöyle damlatın. Spreyi sıkıp dondurun. Ellerinizi benim gibi sakın yapıştırmayın. Tavsiye etmem. Deriniz kopabiliyor. Elinize falan gelirse, gelmemeye dikkat edin ama ola ki gelirse bulaşıkları yıkayın, sıcak suda gidiyor. Şurada bir potluk verdiği için buradan da bir yapıştırayım. Normalde kordonetle dönüyorum etrafına ben de. Şimdi uzun olacak gerek yok. Bu kafes germeyi daha önce gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Ben pek görmedim yayınlarda çalışıldığını. Bir ara grubumuzda bunu icat ettiğini iddia eden bir vatandaş olmuştu. Gazalite geldi gördüm. İşte şimdi oldu. Ve buraya istediğim bir objeyi rahatlıkla koyabilirim. Sizi fazla tutmayayım bu konuda. Şurada tabak altlığım vardı. Şöyle koyayım. Evet. Durdu mu? Durdu. Konsol önünde falan kullanmak isterseniz böyle kullanabilirsiniz. Şimdi ne yazdıklarınıza bir göreyim. İşte böyle. Hoş bir sağ ol Nigar Hanım. Teşekkürler Nuray Çetin. Arkadaşlar üstüne sıktığım şey şimdi bu hızlı yapıştırıcı dediğimiz malzeme normalde yapı marketlerde falan var. Şu an bendeki Derby. Bu zaten ikisi bir arada. Bu dondurucu spreyi, bu da yapışkanı. Yapışkanı yapıştırıyorsunuz, sıkıyorsunuz, üzerine dondurucuyu sıktığınızda tamamen donuyor, yapışmış oluyor. Teşekkürler Bayrak Holmes. Şimdi salı günü falan da bakın şunları bitirdik. Polyester bunlarda. Çok şık bir ayna yapacağız.
Teşekkürler. Yani biraz detaylı anlattım. Hani benzeri bir şey yaptığınız zaman ön plana çıkartmayı, rengi öldürmeyi, yani öldürdüğünüz, soldurduğunuz sadece renk olsun. Şöyle parak yapışkanıma da bir şey yapışmasın. İnşallah unutmayıp becerip resmini çekerim. Ama çok da kendimden umutlu değilim açıkçası. Görüşmek üzere diyelim mi? Diyeyim mi? Ah, eğri duruyorum. Süperim. Uzanmaya da çalışıyorum. Uzanamıyorum da arkadaş. Her taraf elim kolumu doldurdum burada. Bravo mu? Thank you Vasilis. Çok teşekkür ederim. Ya işte yayınlarda çok uzun uza diye işler yapamıyoruz. Böyle çok seviyorum rölyefli falan işlerimi. Teşekkür ederim. Beğendiğinize sevindim. Yani iyi iş. Thank you Gazali. Sağ olun. Sizden de buna benzer çalışmalar bekliyorum. İnşallah yaparsınız. Bir de arkadaşlar hamur kabartarak içlerine çalışmayı göstereceğim bir gün. İnşallah nasip olursa. Size biraz country tarzı hani kabartmalarla, kumaşlarla konsept yapıp bu saman tellerini büküp onlarla falan bir şeyler çalışmayı düşünüyorum. Ay teşekkür ederim Yasemin Bayrak. Sağ ol Vasilis. Ben teşekkür ederim. Onur verdin. Hep görmek isteriz seni. Çok pişmanım Rumca öğrenmediğime ya. İngilizceye o kadar yanmıyorum da. Aliye Hanım resim koymak istiyorsanız şeffaf asetat. Gitti telefon iptal. Baş başayız. Yorum yok. Görmüyorum. Asetat arkadan koyuyoruz. Şeffaf. Ortaya resmi koyuyoruz. Üzerine sert bir karton kesiyoruz. Ondan sonra gramofon kağıdı, ne bileyim ben, ne olabilir, tela gibi 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 arkasını bir temizleyip silikonla dönüyoruz. Ondan sonra çerçeveniz hazır. Ya da para veriyorsunuz, veriyorsunuz şeye, resimcilere. Onlar yapıyorlar. Artık benim telefonum komple kapandı arkadaşlar. Yorumlarınızı göremeyeceğim. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu geçirin. Yo, yarın cumartesi. Belki yarın da yayın açarım. Belli olmaz ama belki. Bilmiyorum net olarak. Hiç sağım solum belli değil çünkü. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Thank you Vasilis. Thank you Gazali. Ana Cabrera. Thank you. Hoş geldiniz hepiniz. Çok sağ olun. Bayağı bir yabancı var da şimdi. Birkaçı çivi yazısı gibi okuyamıyorum ya maalesef. Latince harfler kullanın arkadaşlar. Sessiz söylüyorum. Nasıl anlamıyorlardır beni diye düşünüyorum. Bazıları da yazıyor ve kızıyor. Neden İngilizce söylemiyorsun diye. Hadi oradan diyorum. Nereden söyleyeyim bunu? Teşekkürler. İyi geceler. Okuyamıyorum yorumlarınızı. Şarjım dolunca bakacağım.